Bizim Tokiler şöyle Mehmet Paşa köyü, yani kasaba burası. Bu şekilde yağmur sonrası şöyle çıktık, mantar filan bakmaya hem yürüyelim diye dolaşıyoruz şu an. Orman dibimizde işte şöyle çıkıyorsun yeşilliklere doğru. Şimdi bunlara mıkbaşı diyorlar. Mantarın bir çeşidi değil mi bunlar? Bakın böyle. Yani bu burada bayağı var. Şöyle bakın toplayacağız şimdi. Şöyle hatta böyle bak böyle gidiyor. Görüyorsunuz. Böyle toplayacağız şimdi. Kaynağı bulduk biz. Görüyorsunuz. Böyle. Buraları toparlayacağız. Şimdi operasyona geçme zamanı. Şöyle hepsine başlıyoruz. Toplamamız bu bitti. Bu kadar toplayabildik. İyi yine yarım saatte bir kaynak bulduk. Bu kadar mıkbaşı. Bunların zaten baş kısımları yeniyor. Normal mantardan küçük oluyor bunlar. Böyle. Toparladık. Şu şeyler atılacak. Akşam çatır çatır yiyeceğiz. Yani bu kadar şeyi arasan arazide bu zor bulursun. Biz yarım saat içerisinde kaynak bulduğumuz için bu şekilde bulduk. Şöyle arazideyiz daha çünkü gidiyoruz dönüşe geçtik çünkü. Ama hemen bulduk yarım saatte. 150-200 metremiz kaldı fakirhamize bize. Bakın bu şekilde duvarlarını örenler var. Toki'de. Havada kararmaya başladı. Evet, tam 50 metre falan kaldı. Evet, bu yan bizim komşu. Yurt dışında. Yani kardeşi bahçesini hazırladı. Bu sene o da duvarlarını yapacak. Evet, bizim yere geliyoruz. Yan taraftayız. Burası bizim fakirhanemiz. Mantar toplamadan geldik. Yorulduk. Şöyle fakirhanemize girmek üzereyiz. Şöyle öne giriyorum. Mıkbaşlarını temizledik. Bu kadar çıktı. Şöyle. Bakayım. Ne işte. Yıkanacak. Yemeğe hazır hale getirilecek. Yiyeceğiz. İyice temizliyoruz. Yıkanıyor. Temizledikten sonra 4-5 su böyle den geçiriyorsunuz. İyice kanaat getirene kadar. Yosunlar var çünkü dikkat. Yani yosunlar, tozu, toprağı neyse. Çünkü neyse doğal ortamdan yetişen bir şey bunlar. Böyle. Evet, temizlendikten sonra tavaya geldi. Tabii nasıl pişiriyor? Isıtıp atıyoruz sulanınca. Suyun çekene kadar pişireceğiz. Tuzunu da atıp yiyeceğiz. İsteyen hepsi baharat bu ekleyebilir. Hepsi bu mu çıkanlar? Yok. Nerede? Yarısını yaptım. Yarısı burada. Bakayım. Hepsi yarısı. Yiyeceğiz hepsini. Bak. Evet, yarısı. Bu da yarma. Yarma. Doğanın vermiş olduğu bize hediye. Evet. Suyunu saldı şu an. Görüyorsunuz. Bu mıkbaşı bir mantar türü. Biraz daha küçük. Afyon'da mıkbaşı diyorlar. Başka yörelerde bilmiyorum. Ne diyorlar evet. Bilmiyoruz. Afyon'da mıkbaşı deniyor. Birazdan yiyeceğiz. Evet, pişti ve sofraya ulaştı. Aynı görünümü. Et yer gibi. Kavurma gibi. Şimdi köy ekmeği de orada duruyor. Yeşillikler orada. Yanında bir de karpuz oldu mu? Tamam. Dağlardan sofraya.
Oradan da mideye.